Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla hamdolsun Rabbimize, salatü selamlar Efendimiz önderimize. Değerli kardeşlerim, Konevi tefsir derslerinde bugün Bakara suresi 183. ayet-i kerimeden itibaren Rabbimizin kelamını anlamaya, okumaya, inşallah anladıklarımızı yaşamaya gayret edeceğiz. Hepimiz biliyoruz, Kur'an-ı Azimüşşan Yüce Allah isteseydi peygamberimize bir anda yüklenebilirdi. Daha Hıra mağarasından çıkmadan inebilirdi. Ama Rabbimiz öyle istemedi. Kur'an'la başladı peygamberlik ve 23 yıl ayet ayet, sure sure indi. Hem peygamberi inşa etti, hem sahabeyi inşa etti, hem müminleri inşa etti. Bu şu demektir, ömür boyu Kur'an okuma. Peygamberimiz vefatından 9 gece öncesine kadar vahiy gelmeye, inmeye devam etti. Kesintisiz bir şekilde o vahiy ile beraber olmaya. Bunun tabi başka hikmetleri de var. Bütün emirleri insanın bir anda yapması mümkün olmayabilir. Bir anda anlaması, kavraması mümkün olmayabilir. Ayet ayet işlemeye devam ediyor. Dolayısıyla bizim bu derslerimiz de inşallah haftada bir kere de olsa ayet ayet Rabbimizin kelamını tanımaya inşallah bizleri muvaffak kılacak, muvaffak edecek. Tabii bu bitmeyecek. Belki Kur'an'ı biz bitireceğiz ama 20 sene de tutmayacak ama bitirdikten sonra tekrar yeni hikmetleri keşfetmek için, ayetlerle yenilenmek için, yeniden o ayetlerle yeni bir mümin, yeni bir Müslüman, daha iyi, daha ileride bir mümin Müslüman olmak için okumaya devam edeceğiz. Tabii ki bu cami dersleri son derece önemli. Kur'an dersleri, tefsir dersleri son derece önemli. Cumhuriyet döneminde Erzurum'dan size bir anekdot hatırlatarak derse başlamak istiyorum. Erzurum'da bir gelenek var. Her sene 70 bin hatim okuma geleneği var. Önceden hafızlar şehrin dört bir yanından hatimler okunur ve onun işte bir takım merasimleriyle duaları filan yapılır her sene. Ve bu şekilde de işte Erzurum'un kaza, bela, musibetten uzak kalacağına dair dualar edilir. Tabii İstiklal Harbi sırasında Erzurum Rus işgali altında kaldığı zamanlarda bu hatim geleneğine ara veriliyor bir süre. Daha sonra bir hocaefendi, Solakzade, Müstakimzade diye bir hocaefendi geliyor. Cumhuriyet döneminden itibaren bu 70 bin hatim geleneğini başlatıyor. Ama bu hocaefendinin yaptığı bir şey daha var. Bu hocaefendi bir camide başlatmış olduğu derslerde 2,5 kere Kur'an-ı Kerim'in tefsir hatmini yapıyor cemaatiyle. Yani Kur'an'ın hatmini demiyorum. Kur'an'ın tefsir hatmini yapıyor. Baştan sona böyle ayet ayet okuya 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 bir bitiriyor. Ondan sonra tekrar bir daha başlıyor. Tekrar bir daha başlıyor. Yarısında vefat ediyor. Yani ahir ömrüne kadar bu şekilde devam ediyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir gelenek. Bunlar mutlaka olmalı. Bizim tefsir mescitlerimiz vardı geçmişte. Kur'an okunurdu, çeşitli tefsirler okunurdu. İşte Celaleyn tefsiri okunurdu mesela bir mescitte. Ya da Kadı Beyzavi okunurdu bir başka mescitte. Ya da bir başka tefsir okunurdu. Yine bizim hadis mescitlerimiz vardı. İşte Müslim okunurdu, Buhari okunurdu. Biliyorsunuz Buhari hafızları yetişirdi bizim kültürümüzde. Darul Hadis İnce Minare medresemizde Buhari hafızları yetişirdi. Kur'an hafızı gibi. Baştan sona Buhari-i Şerif ezberletilir ve değişik merasimlerde o Buhari'ler aynen Kur'an hatmi gibi hafızlar tarafından okunurdu. Dualar yapılır, Cenab-ı Hak'tan niyazlarda bulunulurdu. Nitekim Cumhuriyet Meclisi 23 Nisan 1920'de bir cuma günü özellikle açılmıştır ve açılışından önce dört bir yana haberler salınmış, Kur'an-ı Kerim hatimleri okunmuş. Buhari-i Şerif hatimleri okunmuş ve cuma günü Hacı Bayram'da kılınan cuma namazından sonra okunan Kur'an-ı Kerim ve Buhari hatimleri yapılmış, hatim duaları yapılmış. Ardından tekbir ve salavatlarla meclis kuşat edilmiştir. Dolayısıyla bu bizim milletimizin İslam'la hamuru, mayası yoğrulan milletimizin olmazsa olmazlarıdır. Bunlar bizim hem tevhid tarihimize, kökümüze bağlı kalmamızı, o köklerden beslenmemizi sağlayan
olmazsa olmazlarımızdır. Onun için bunları diri tutmamız, bunları yaşamamız ve yaşatmamız, çoluğumuza, çocuğumuza da bu ruhu, bu aşkı taşımamız gerekiyor. Yine bizim kültürümüzde mescitler vardı. Fıkıh okunurdu, kuduri okunurdu, mülteka okunurdu. Ve işte insanlar durumlarına göre, ihtiyaçlarına göre ya o tefsir okunan mescitlere abone olurlar, ya o hadis okunan mescitlere, ders halkalarına katılırlar, ya o fıkıh okunan ders halkalarına katılırlar. Şifa dersleri olurdu böyle. O şekilde insanlar farklı alanlardan beslenirlerdi, diri kalırlardı. Dini hayat hurafeden, bid'attan uzak olurdu bu derslere devam ettikleri sürece. Bu derslere devam etmeyenler de nasipsiz kalırdı. Bid'atların, hurafelerin ağına düşerdi. Yanlış anlayışların içerisine düşerdi. Onun için bu dersleri önemsiyoruz. Bu derslere içtenlikle, samimiyetle, ihlasla devam ediyoruz. Ve ayetlerle inşa olma adına Rabbimizin kelamına kulak veriyoruz. Bakara suresi inmeye devam ediyor. Ayet ayet Kur'an inşa etmeye devam ediyor. 183. ayette Yüce Rabbimiz bir kere daha ey müminler diyerek, ya eyyühellezine amenü diyerek müminlere bir çağrı daha bulunuyor ve bir emrini, bir hükmü ilahisini daha bize açıklıyor. Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, bizi imani heyecana sevk eden ifade, müminliğimizin gereğini yapmaya teşvik eden, davet eden bir ifade. Kütübe aleykümüs sıyam kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Size oruç farz kılındı. Sizden öncekilere de farz kılınmıştı nitekim. Ta ki sakınasınız, ta ki takvaya eresiniz. Hepimiz biliyoruz, kitabımızın başında Elif Lam Mim'i okurken biz müttakilere hidayet rehberidir bu kitap dedi Allah. O ayetten sonra da müttaki olmanın yollarını açıkladı, öğretti bize Allah. Bu ayette de müttaki olmanın bir başka kalemini, bir başka yolunu, bir başka şartını açıklıyor. O da nedir? Oruç ibadeti, sıyam. Oruç size farz kılındı. Oruç ibadetinin bize farz kılındığını Cenab-ı Hak beyan ediyor. Ama sizden öncekilere de farzdı oruç. Dolayısıyla oruç bizi tevhidle birleştiren, bütünleştiren evrensel bir ibadettir. Ve oruç takvaya eriştiren bir ibadettir. Orucun hedefi takva. Kur'an'ın iniş hedefi de takva. Oruç Ramazan ayında farz kılındı. Biraz sonra ayet-i kerimede gelecek. Dolayısıyla oruçla Kur'an ve Ramazan aynı hedef birliği içerisinde. Neden oruç Ramazan ayında farz kılındı? Çünkü Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başladı. Biz Kur'an gibi büyük bir nimetin inişini oruç gibi muhteşem bir ibadetle kutluyoruz. Çünkü oruçta takvaya erişme noktasında nefsin terbiye edilmesi vardır, nefsin arınması vardır, iç arınma vardır. Oruçta içe doğru, batına doğru, zahirden batına doğru bir yolculuk vardır. Sırların, letafetlerin keşfi vardır. Açlığı ve yokluk duygusunu yaşayarak öğrenme vardır. Tevhid tarihiyle bütünleşme vardır. Oruç ibadeti aynı anda belki milyar Müslümanın bir ibadette cemaat olmayı sağlayan, en kalabalık cemaati olan bir ibadettir. Şimdi Kabe-i Muazzama'da namaz kılıyorsunuz, aynı anda 1 milyon kişi Kabe-i Muazzama'da dolu dolu namaz kılabiliyor. Mescid-i Nebi'de namaz kılıyorsunuz, aynı anda 500 bin, yarım milyon insan Mescid-i Nebi'de namaz kılabiliyor. Yani muhteşem cemaatler bunlar. Ama ben size ne diyorum? Oruçla dünyanın dört bir yanındaki insanlar, ilahi komutlarla, imsak komutuyla oruç kervanına, oruç cemaatine katılıyorlar. Belki milyar insan, 1 milyar insan oruç ibadetinde buluşuyor. Onun için oruç meleklerin imrendiği, sevabını ancak Yüce Allah'ın bildiği bir ibadet. Diğer ibadetleri melekler puanlayarak yazıyorlar ama oruç ibadetini tuttuğumuz oruçların sayısını yazıyorlar. Ramazan'da 30 oruç ya da 29 oruç tuttu diye yazıyorlar. Puanlama tamamen Rabbimize ait. Çünkü Yüce Allah diyor ki oruç es-savmu li ve ene eczi bih. Oruç benim içindir. Çünkü oruçta riya olmaz. Ve onun mükafatını da puanlamasını da ancak ben bilirim, ben yaparım buyuruyor. Oruç ruh sağlığımız için, beden sağlığımıza katkısı olduğu kadar
ruh sağlığımız için de gerekli olan bir ibadettir. Onun için bütün toplumlara, bizden önceki kavimlere, milletlere de farz kılmış olan bir ibadettir. Oruçta vahyi getiren meleklere benzemek vardır, melekleşmek vardır, çamurluktan nuraniliğe yücelmek vardır. Evet, oruç dünyada günahlara karşı kalkandır, ahirette de azaba karşı, gazaba karşı koruyucu bir kalkandır. İslam kolaylık dinidir. Ama o içtenlikle onu yaşayanlara kolay gelir. İnanmayanlara için ise yaşanılmazdır. Oruç ibadeti de böyle. Senenin bir ayında sayılı gün ve belirli saatlerde tutulan bir ibadettir. İftarıyla, sahuruyla ve oruca dayanma gücünü bahşetmesiyle Yüce Rabbimizin kolaylaştırdığı, yaşanılabilir, yapılabilir bir ibadettir. Zaten Rabbimiz o kolaylıkları saymaya başlıyor. Eyyâmen mâdûdât. Korkmayın, sayılı günlerde. Evet, oruç bir ayda, o ayın sayılı günlerinde, sayılı saatlerdedir. Çünkü gün 24 saattir ama 24 saat değil oruç. İşte imsakla iftar arasında sayılı saatlerde tutulan bir ibadettir. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيَزًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Yine oruçtaki kolaylıklardan bir kalemi daha sayıyor Allah. Sizden kim hasta olursa ya da yolcu olursa, oruç tutamayacak durumda olursa sonradan kazaya bırakabilir, sonra tutabilir. Yani Ramazan'da o orucu tutmayabilir, o ruhsatı veriyor sonradan kaza etmek üzere. Bir başka kolaylık kalemi, وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْك۪ينَ. Evet, bir kimse oruç tutamayacak güçte olursa, işte müzmin, hasta, iyi olma ihtimali yok ya da piri fani ihtiyar oruç tutabilecek mecale gelme ihtimali yok. Bu durumda da ona takat yetiremeyen, güç yetiremeyenler fidye ödemek. Bu da oruç ibadetinde Rabbimizin bize tanımış olduğu bir ruhsattır. فَمَنْ تَطَوَّا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ama evet, hastayken oruç tutmayabilirsiniz, yolcuyken oruç tutmayabilirsiniz. Ama eğer imkan var, tutma imkanınız varsa, tutmak isterseniz, içtenlikle, samimi bir şekilde tutmak isterseniz, bu sizin için çok daha hayırlı olur. Oruç tutmanız yolculukta da, hastayken de eğer sağlığınıza zarar vermeyeceğinde emin iseniz, oruç tutmanız sizin için hayırlıdır. Eğer bilirseniz, bu ifade de çok dikkat çekicidir. Pek çok ilahi emrin sonunda gelir bu ifade. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz orucun ne olduğunu, oruçla ne kazanacağınızı, Ramazan'da o oruç kervanına katılmanın, milyarlık oruç cemaatinin içerisine katılmanın size neler kazandıracağını bilirseniz, orucun gayesini, orucun hazzını, orucun zevkini, orucun dünya ve ahiret kazanımlarını bilirseniz, oruç tutmanız sizin için çok daha hayırlıdır. Sonra oruç ayı. Kur'an'da adı geçen tek ay, yegane ay. Kur'an indiği ayı Kur'an'da anılacak mertebeye yükseltti. Kur'an inerse senin hayatına, Allah katında senin derecen, senin değerin, mertebenin nerelere çıkar? Onu da bir düşün. Ayı yücelten kitap insanı haydi haydi yüceltir. Ki mizanda insan okuduğu Kur'an'la gelir, getirilir. Denir ki ey insan, oku ve yüksel. Senin Allah katındaki değerin, merteben, okuduğun ayetin, son ayetin yeridir, mertebesidir. Ayetle yükselme, ayetle yücelme. Ayı yükselten Kur'an insanı haydi haydi yüceltir. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Tevbe suresinde İnne iddete şuhur indallah itne aşara şehran. Rabbimiz buyuruyor, Allah katında ayların sayısı 12. Ama o aylardan sadece Ramazan ayının adı geçer Kur'an'da, işte bu ayette. Niye geçer? Unzile fihil Kur'an. O ayda indirildi Kur'an. İnsanlığa hidayet rehberi olsun diye apaçık beyineler, apaçık hükümler, ilkelerle indirildi. Furkan, hakkı batıldan ayırt eden, doğruyu eğriden ayırt eden ve insanı doğruda istikamet çizgisinde tutan kitap. Furkan o ayda indi. Şimdi فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Kim o aya hazır olursa, sağlık, sıhhat içerisine çıkarsa,
o aya şahit olursa, o ayın hilalini görürse, görenleri görürse, görenlerin bilgisini duyarsa, tutsun o ayı. Yani o ayı tutsun, bırakmasın. Çünkü o ayda alınacak çok şey var. O ayda elde edilecek çok sevap var, çok meziyet var. Çok ünvan var, çok rütbe var, çok değer var, çok yücelik var. Ve o ayı tutsun, oruçla tutsun. Orucu tutsun Müslüman, oruç da onu istikamette tutsun. Orucu tutsun Müslüman, oruç da onu istikamette tutsun. Rabbimiz bir daha söylüyor, kolaylığı bir daha tekrar ediyor. وَمَنْ كَانَ مَر۪يزًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim hasta olursa yahut yolda kalırsa, yolcu olursa, o kimse sonradan kaza etmek, tutmak üzere orucu tutmayabilir. Niye tekrar etti? Demin de söyledi bu ifadeyi. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ Genel bir ifade. Yani o aya şahit olursa, hazır olursa oruç tutsun dedi ya. Yani acaba yukarıdaki hüküm dışarıda mı kaldı? O aya şahit olan herkes oruç tutmalı mı? Yok, hasta ise, seferde ise sonradan tutmak üzere kazaya bırakabilir, tutmayabilir. Ama tutmanız daha hayırlıdır dedi zaten. Eğer bilirseniz dedi zaten. Sonra Rabbimiz yuridullahu bikümül yusur ve la yuridu bikümül usur. Allah bütün bu hükümleri size yazmakla, vaz etmekle sizin için kolaylık diler, sizin hayrınızı diler, sizin kazanmanızı diler. Size zorluk dilemez Allah, size kıyamaz Allah, size zorluk yapmayacağınız, yapamayacağınız şeyleri yazmaz Allah. Oruçtaki kolaylık, sayılı günler, sayılı saatler. Hastalar, yolcular, pirifani ihtiyarlar, müzmin hastalar tutmayabilirler. Sonradan kaza imkanı bulanlar kaza ederler. Kaza imkanı bulamayanlar onun fidyesini verirler. Bunlar oruçtaki kolaylıklar. Ama çok daha önemlisi, bunlar hastalara tanınmış kolaylıklar, yolculara tanınmış kolaylıklar, ihtiyarlara tanınmış kolaylıklar. Ama ayet ey iman edenler dedi, diğerlerine tanınmış kolaylıklar olur mu? Asıl oruç tutanlara tanınmış kolaylık var. O da nedir? Oruca dayanma gücü. En uzun günde, en sıcak günde, sahura kalkamadığımız günde bile Allah bize bir dayanma gücü veriyor ki oruç tutmadığımız zamanlarda 3 saat 5 saat bir şey yemeden dayanamayan bizler oruçlu o günde 18 saat Allah'ın izni inayetiyle iftarı getirebiliyoruz, yetirebiliyoruz ve buna tahammül edebiliyoruz. Oruçtaki herkese tanınmış en büyük kolaylık, en gözle görülür kolaylık bu. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ Bu da son derece önemli. Sayıyı tamamlamanızı ister Allah. Demek ki ibadetlerde rastgelelik olmaz. Öyle canı çekince, keyfi yetince oruç tutacağım olmaz. Namaz kılacağım olmaz. Eğer Allah peygamberi o namazın vakitlerini belirlemişse, koymuşsa ona uyacaksın. Eğer Allah Resulü o zekatın sınırlarını, miktarını belirlemişse ona uyacaksın. O orucun süresini, zamanını belirlemişse ona uyacaksın. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ O sayıyı tamamlayacaksın. Rastgelelik olmaz. Keyfine göre göz kararı veriyoruz. Yok böyle bir şey. Sayıya uyacaksın, hakkını vereceksin. Fazla yapacaksın ama eksik yapamazsın. Kemale ermek için o sayıya riayet etmek gerekir. Ha burada şu da var. Mesela 33 Subhanallah diyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya hocam bunu 40'a tamamlasak da düz hesap yapsak olmaz. Oradaki incelik 33'te. 33, 33, 99'da. Kaç diyorsa o. Sabah namazı 4 rekat. 3'e 2'ye indiremezsin. 5'e 7'ye çıkaramazsın. O sayıya uyacaksın. Her rekatta bir rükû, iki secde. Bitti. Ona uyacaksın. Ona riayet edeceksin. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ Bütün ibadetlerde bu böyledir. Sayıyı tamamlamanızı ister Allah. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Sizi hidayet erdiği için o Allah'ı tekbirlerle yüceltmeniz gerekiyor. Kur'an indirdi, Allahu Ekber. Bir ara bir kesilir gibi oldu vahiy. Duha suresiyle peygamberin hayatında yeniden kuşluk vaktinin aydınlığı doğdu, parladı güneş. Peygamberimiz yeniden vahiy ile buluşunca Allahu Ekber dedi. Onun için kısa surelerin
akabinde hep tekbir getirerek Kur'an'ın sonuna geliriz. Dolayısıyla vahiy indi, Allahu Ekber. Allah bize hidayet rehberi Kur'an'ı gönderdi, Allahu Ekber. O nimetleri bahşetti, Allahu Ekber. Yağmur yağdırdı, Allahu Ekber. Ramazan'a eriştirdi, bayrama yetiştirdi, Allahu Ekber. Onun için müminin bayramları tekbirle başlar, tekbirle devam eder. Onun için bayramın temeli Arafa gün getireceğimiz tekbirlerle başlar. Bayramın temeli bayram namazında getireceğimiz tekbirler, kılacağımız sabah namazı ve bayram namazı ile açılışı yapılır. Ve o bayram namazı ve tekbir doğrultusunda mümince, Müslümanca esaslara uygun bir şekilde bayram devam eder. Onun için Müslümanın nimete erme, bayramı görme anları asla şımarma, işret ve çılgınlık anları değildir. Tekbirlerle, namazlarla, niyazlarla, dualarla Yüce Rabbin ölçüleri doğrultusunda hareket etme fırsatları anlarıdır. Onun için ibadetler konusunda en eftal ibadet gecelerinden birisi de bayram geceleridir. Arafa gecesidir, bayram geceleri ve bayram gündüzleridir. Ama bizde böyle bayram günlerinde bir kulluk rehaveti yaşanır, doğru değil. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah doğru yolu gösterdiğinden dolayı tekbirlerle ve kendisine şükrederek bu Rabbinizin ikramına, nimetlerine karşılık vermenizi istiyor, bunu gerektiriyor. Nimet şükür istiyor. Nimet, bunun karşılığında Rabbi tanımak, o nimetin sahibini bilmek, o nimeti nimet sahibinin ölçüleri doğrultusunda kullanmak gerektiriyor. Sonra 186. ayette Rabbimiz, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden soruyorlar. Onlara söyle, ben onlara çok yakınım. Allah'ın kullarına yakın oluşunu açıklayan bu ayet, oruç emirinin, oruç ibadetinin arkasından geldi. Orucu tutacaksın. Rabbinin emrini duyacaksın. O emre uyacaksın. Ondan sonra Rabbine yakın olacaksın. İbadet yapmadan, Rabbe icabet etmeden, Rabbin emirlerine kulak vermeden yakınlık olmaz. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي O benim kullarım, bana kulluk edenler sana benden soruyorlar. De ki ben onlara çok yakınım. Bizi Rabbimize yaklaştıracak olan ibadetlerimizdir. Farzlar, nafileler, diğer ibadetler. O beş madde, farz, vacip, sünnet, müstahap, mubah dediğimiz maddeye göre, beş maddeye göre yaşamamızdır bizi Rabbimize yaklaştıracak olan. Burada da demin söyledim, melekleşme vardı. Çamurluktan nuraniliğe ve ruhaniliğe yücelme vardı oruçla. Artık o nefsanilikten sıyrılarak yüceldik, 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 yüce katta Rabbin huzuruna vardık, erdik, yakın olduk. İşte o zaman diyor ki ben onlara çok yakınım. Ucibu davete da'i izâ de'ani. Bana çağırdığı zaman çağıranın çağrısına cevap veririm diyor Allah. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim diyor Allah. Aralara kimseyi koymaya falan gerek yok. Onun kapısı her zaman açık. Doğrudan ondan isteyebilirsin. O zaman çok net ve açık. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي Kullarım bana, benim çağrıma icabet etsinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Bana güvenip dayansınlar, bana inansınlar, ben onlara veririm diyor. Doğrudan ondan istemek, ona gönlümüzü açmak. Elbette birbirimize de dua edeceğiz, birbirimizden de dua isteyeceğiz. Peygamberimiz istedi, hacca gönderirken Ömer'den, La tense min duaike ya Ukay, kardeşliğim duandan beni de unutma buyurdu. Ama asıl duayı insan kendisi için kendisi yapar. Doğrudan açacağız gönlümüzü Rabbimize. Açacağız elimizi Rabbimize, kendimiz isteyeceğiz, kendimiz yapacağız. Rabbimiz böyle buyuruyor, böyle istiyor. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Şimdi önceki ayetlerde لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ dedi, تَهْتَدُونَ dedi, burada da يَرْشُدُونَ diyor. Yani takvaya ermek, kurtuluşa ermek, doğru yolu bulmak, ardından kemale, rüşte ermek. Reşid olan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıp kemal seviyesine, zirveye tırmanmak ancak bu şekilde gerçekleşiyor. Dua, ama neden? Hak ettikten sonra dua. Başta değil dua. İbadeti yapacaksınız.
sunumunuzu sunacaksınız. İyyâke na'budu'yu yerine getireceksiniz. Ve iyyâke nestaîn. Ondan sonra dua. Orucunuzu tutacaksınız. İbadetinizi yapacaksınız. Ondan sonra açacaksınız elinizde dua. Namazın öncesinde değil, sonunda dua. Bakıyorsunuz orucun da işte iftarında dua. Uhille lekum leylete siyamir rafesu ila nisaikum. İşte oruçtaki kolaylıklardan bir tanesi de bu. Oruç gecelerinde cinselliği Allah helal kıldı. Eşlerinizle beraber olmayı helal kıldı. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehun. Onlar sizin elbiseniz, siz onların elbisesiniz. Elbise korunaktır. Kadın erkeğin korunağıdır. Erkek de kadının korunağıdır. Bu namus korunağıdır. İffet korunağıdır. Hayatı paylaşma, birlikte yaşama, birbirlerinin eksiğini tamamlama, dini yaşamada birbirlerine destek olma demektir. Alimallahu ennekum kuntum tahtanune enfusekum. Evet, geçmiş ümmetlerde iftardan sonra oruç hemen başlıyordu. Sahur yoktu. Oruç gecelerinde cinsellik yoktu. Karı kocanın birlikte olması yoktu. Cenab-ı Hak bu ümmete lütfetti, ikram etti, ruhsat olarak tanıdı. Allah sizin dayanamayacağınızı, emirlere uyamayacağınızı bildi, gördü de kolaylaştırdı. Fetâbe aleyküm, lütfetti size. Ve afa anküm, sizi bağışladı, affetti. Size kıyamadı, ikram etti. Fel'an, artık bundan sonra bâşirûhunne vebtevû mâ keteballâhu leküm. Oruç gecelerinde eşlerinizle beraber olabilir. Allah'ın sizin için yazdığı hayırlı nesilleri talep edebilir, isteyebilirsiniz. Veşrabu ve kulu veşrabu, yiyebilirsiniz oruç gecelerinde. Veşrabu, içebilirsiniz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lekumul haydul ebyazu minel haydil esvedi minel fecr. Yani imsak vaktine kadar. Özeti bu. Yani beyaz iplik siyah iplikten ayrışıncaya kadar. Bu bir mecazi ifadedir. Fecir vakti, imsak vakti. Bugün teknik olarak zaten belirleniyor. Takvimlerimiz o saati, o dakikayı belirliyorlar. Veli tükmülül iddeteden, ben onu da anlıyorum. Şimdi adam diyor ki ya 5 dakika gece olsa, erkeğin olsa ne olur? Bu kadar dakikliğin olduğu, bu kadar saatlerin olduğu, hesabın, kitabın bu kadar ince ince yapıldığı bir dönemde elbette Müslüman imsakta da dakik olacak, iftarda da dakik olacak, namaz vakitlerinde de dakik olacak. Nasıl ki 5 dakika derse geç gelince öğretmen almıyorsa öğrencisini, geç kağıdı istiyorsa, nasıl ki bir komutan askerini 3-5 dakikalık gecikmede affetmiyorsa, 1 dakikalık, 2 dakikalık gecikme bir orduya savaşı kaybettirebiliyorsa, bir fabrikanın açılışını geciktirebiliyorsa, maddi olarak bu kadar dakik olan insan elbette ibadetler konusunda da dakik olacaktır. Zaten ibadet disiplini bizi dakikliğe alıştırır. Mesela namaz, gecenin şimdi bakıyorsunuz kış günlerinde biraz daha işte 5'te 6'da uyanmayı sağlıyor. Ama yaz günlerinde saat 4'te uyanmayı sağlıyor. Sahurda gecenin 3'ünde 2'sinde uyanmayı sağlıyor. Ya da soğuğunda, sıcağında aç kalmayı, susuz kalmayı ya da günün değişik vakitlerinde, değişik saatlerinde uyku mahmurluğu içerisinde yorgun düştüğümüz anda namaz kılmayı sağlıyor. Bütün zamanın birimlerinde kulluk bilincini diri tutmayı sağlıyor. İbadetlerde böyle bir disiplin var, böyle bir dakiklik var. Burada da öyle. Sonra diyor ki Rabbimiz, ثُمَّ اَتِمُّ السِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ. Geceye kadar da orucu tamamlayınız. Gecenin sınırlarını Peygamberimiz belirliyor, hadisler belirliyor. Siz Kur'an'a göre ne namaz kılabilirsiniz, ne oruç tutabilirsiniz. Eğer Peygamberin açıklamaları, Peygamberin göstermesi olmazsa. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ha, bir de mescitlerde itikafınız varsa, o zaman itikaf günlerinde hanımlarınızla beraber olmayınız. Onlardan ayrı ve gayrı durunuz. Kadın itikafını evde yapar Ramazan'ın son 10 gününde. Erkek itikafını mescitlerde yapar. Bu 10 gün içerisinde yine iftarla sahur arasında yeme içme vardır. Ama kadınlarla beraber olma, cinsellik yoktur. Bunu da ifade ediyor. Burada itikaf uzlet. İslam sosyal bir dindir. İslam hayat dinidir.
itikafında ve uzletinde bile hayattan kopmak yoktur. İnsanlardan uzaklaşmak yoktur. Hayatı, yemeği, içmeyi terk etmek yoktur. Sadece bir nefis terbiyesi, bir nefis tezkiyesi için sınırlı süreli, 10 günlük bir sürede yine sınırlı süreli bir uzlet anı vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilirdi ama onun itikafı da mescitteydi, cemaatinin içerisindeydi. 5 vakit cemaatinin imamıydı. İnsanlarla konuşur, sohbet ederdi ama biraz daha diğer zamanlardan farklı olarak kendisini zikre, eskara, evrada, tefekküre, tezekküre, Kur'an okumaya verirdi. Rabbine daha fazla zaman ayırırdı. Tilke hududullah. Bunlar yukarıdan beri sayılanlar, bundan sonra sayılacak olanlar Allah'ın sınırlarıdır, herhangi birinin değil. Bunlar Allah'ın ölçüleridir, herhangi birinin değil. Bu ölçüler ancak uyulmak içindir, riayet edilmek içindir. فَلَا تَقْرَبُوهَا. Bu sınırları çiğnemeye kalkmayın. Bu sınırların kenarında dolaşmayın, uçlarda dolaşmayın. Neden? اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Helaller bellidir, haramlar bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. İnsanların çoğu onu bilmezler. Kim haramdan şüpheli şeylere yaklaşırsa harama düşmüş olur. Kim de şüpheli şeylerden sakınırsa haramdan ırzını ve dinini korumuş olur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla uçlarda dolaşmayın diyor Allah. O sınırların, yani bu ne demek? İftar saati böyle, yani bir yarım saniye, bir dakika biraz böyle sarkıtın. Ya da sahurda işte tam son dakika 15 saniye hadi yemeye devam edin. Yani uçlarda dolaşmayın. Ya da Allah'ın belirlediği bu esaslara riayet edin. Bu usul ve esaslarla oynamayın. Namazın vakitleriyle, zekatın miktarıyla, orucun vakitleriyle, diğer ibadetlerin vakitleriyle, ölçüleriyle, Yüce Allah'ın belirlemiş olduğu ölçülerle oynamayın diyor Allah. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. İşte Allah böylece sana, bana, ona, herkese ayetlerini bir bir açıklıyor. Tüm insanlığa, tüm insanlara niye açıklıyor? لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Müttaki olsunlar diye, takvaya ersinler diye. Allah'ın gözde kulları, Allah'ın istediği gerçek müminler olsunlar diye Allah böyle ayetlerini bir bir açıklıyor. Allah insanların hayrına, yararına, faydasına hükümler koyuyor. Bu emrettiği şeylerde Allah'ın bir kârı yok. Bunlara Allah muhtaç değil. Biz muhtacız. Bizim ihtiyacımız var. Dünyamızın ve ahiretimizin cennete dönüşmesi Allah'ın bu emirlerine uymamıza bağlıdır. Bu emirlere riayet etmemize bağlıdır. Bu emirler doğrultusunda hareket etmemize bağlıdır. Yüce Rabbim emirlerini duyan, bu emirlere uyan, harfiyen uyan, layıkıyla uyan, samimiyetle, iştenlikle uyan mümin, bahtiyar kullarından eylesin cümlemizi. Yüce Rabbimiz ayetlerinde tanımladığı, açıkladığı takva ehli, mümin, müttaki kullardan olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Şimdi oruçtan bahsetti. İnsanın kendi malını yemesiyle ilgili bir durumdu oruç. Şimdi de sosyal bir hayatın içerisinde yaşayan insanın diğer insanlarla birlikte diğer insanların mallarını yemeyle ilgili bir esas. Son ayeti kerime 188. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle, batıl yollarla yemeye kalkmayın. وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bile bile insanların mallarından bir kısmını günah bir şekilde yemeniz için onları hakimlerin önüne atmayın. Hakimlere götürmeyin. Yani onlara rüşvet vermeyin. Evet, oruç tuttunuz. Kendi malınızı
ne zaman, ne şekilde, nasıl yiyeceğinize dair ilkeleri Allah size öğretti. Artık bunun bir hayat tecrübesi oldu. Başkalarının mallarını da yine Allah'ın ölçülerine uygun bir şekilde. Nasıl ki imsaktan sonra yeme dedi, yemiyorsunuz. İftardan sonra ye dedi, yiyorsunuz. Aynı şekilde helal kıldığı ölçülerde yiyin için ama haram kıldığı ölçüleri de zorlamayın. Batıl yollarla mallarınızı yemeyin. Karşılıklı rıza ile, ki o da ticarettir, helal alışveriştir ama haksız, bedelsiz, karşılığı olmadan, rızasız, terlemeden, kazanmadan, hak etmeden yemeyin. Rızasız lokma haramdır. Haramla vücut, beslenen vücut ateşe müstehaktır. Haramla beslenen vücut ateşe müstehaktır. Birbirinizin malı diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla özel mülkiyetin olduğuna da işaret ediyor ayet. İslam özel mülkiyete izin verir. Ama İslam'da, kapitalizmde mal kazananındır. Komünizmde mal devletindir. İslam'da mal Allah'ındır ama Allah kullarına emanet eder, özel mülkiyet hakkı verir. Allah adına kullar o malı Allah'ın ölçüleri doğrultusunda harcarlar, kullanırlar, tasarruf hakkına sahip olurlar. Haramdan elde edilmiş bir gelirin insan vücuduna ve ruhuna son derece olumsuz etkileri vardır. İnsan haramla hırslı olur, doyumsuz olur, huzursuz olur. Zulüm ve günaha bağışıklık kazandırır. Yani domuz eti yiyenlerin nasıl ki işte dişisini kıskanmaması ya da bir takım maddi hastalıklara davetiye çıkarması gibi bir takım hastalıklarla karşı karşıya kalması söz konusuysa aslında maddi ve manevi tüm haramların insanın hem beden sağlığına hem de ruh sağlığına zarar verdiğini haramlardaki hikmetleri açıklayan kitaplarımızı alimlerimiz bir bir saymaktadırlar. Kur'an inmeye devam ediyor. Ayetler insanları, insanlığı inşa etmeye devam ediyor. Bakara suresi de devam ediyor, edecek inşallah. Rabbim çağrılarını duymayı, o çağrılara uymayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Kur'an'la bizim gönüllerimizi, beyinlerimizi, söylem ve eylem dünyamızı aydınlatsın, nurlandırsın. Katındaki değerimizi, insanlar katındaki ve kendi katındaki değerimizi ayetleriyle, Kur'an'ıyla, istediği İslami hayatla yücesin, yükselsin Allah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.